Murat Bozkurt, kolay gelsin öncelikle. Sağ ol abim, teşekkür ederiz. Biz senden şunu rica ediyoruz. Surf nedir? Surfle surfa başlayan insanlar neler yapabilir? Ne tutabilirler? Nasıl atışlar yapabilirler? Anlatır mısın? Merhaba abicim. Surf kıyıdan dalganın arkasına atış ve dalganın hani dalgalı havalarda balık dalga kırılımına. Evet. Çünkü dalga kumdaki işte bakterileri her şeyi kaldırdığı için balık oraya avlanmaya geliyor. Börtü böcek çıkıyor aşağıdan. Ne varsa, açık büfe yani. Evet, açık büfe şekline geliyor. Balık da oraya avlanmaya geliyor. Biz de kıyıdan dalganın ne kadar işte kırıldığı noktaya atıp gelen balığı kandırmaya çalıştığımız bir av tipi. Şimdi bugünkü avımızda ne olacak? Bugünkü avımız yani burası böyle bu ara kofanalar var, lüferler var. 200 gram kırşınla atabildiğimiz kadar açığa atacağız. Canlı salım yapacağız. Tuttuğumuz istaveti 1,5 metre beden yapıp açığa doğru göndereceğiz. Balık öyle şey gibi bir telefeliğe binmiş gibi gidecek. Aynen, yaylana yaylana artık şansımıza levrek mi gelir, işte kafana mı gelir, sürpriz bakacağız. İnşallah şansımıza bir şey gelirse arkadaşlarla yine paylaşırız. Şimdi 200 gram kurşun taktım ben. Kamışımız Psycho 6. Murat Bozkurt çok sert bir atıcı. Bu da Yuki'nin orta seviye bir kamışı. Psycho 6. Makinemiz Shimano Busey. Busey. Evet. Kurşunumuz da 200 gram. 200 gram. Şöyle tekrar yaklaştırayım kurşunu çünkü bazı insanlar inanmıyorlar. Evet, 200 gram kurşunla atabildiği kadar açığa atıp şimdi bu ipi gergin bırakacağız. Buralarda 200 gram kimse atmaz. Bu bizim çapamız gibi yani çupa olacak ileride. Sonra kendisi istavriti yakalayacak. O yakalanan istavritle de canlı salacağız. Canlı salacağız. Oraya ağ germişler yani. Evet, iki taraflı. Şöyle iki biri taraf, bu tarafa gerdi, biri öbür taraflı ağ germişler. Siz burada biraz boşuna bekliyorsunuz ama Turul abi makinanın sarımını merak ediyor da. Sar istersen, kaç tur saracağım? 200, sonra 200 gram kurşunu. Evet. Ben bu kadar yağ gibi saran bir makine görüyor diyor. Ben de Stella, Stradic, Vanquish yani kullandığım makineler ama bu makineye de hasta oldum yani. 1,5 kilo çupra çektim İzmir'de ama çok zorladı yani gerçekten. Çok güzel bir makine. Evet. Shimano'nun Busey. Bununla Tarabya'da Murat Bozkurt'un 270 turu var. Ya, tabii orada pendümün atış yaptı. Çok rahat bir makine. Murat Bozkurt, Mera'da istavriti olta atıyor, rast gelsin. Merhaba abim, işte canlı salım yapacağımız için evet. Bir iki istavrit alalım dedik. Var mı oltanda balık şu anda? Var sanki. Aleyküm selam. Geldi abi, bak parıltıyı gördün mü? Bak. 2, 4. Vay. Bak. Şimdi bunları canlı göndereceğiz. Ya ama onlar bizim kovamız yok. Şuraya yani suya bırak istersen. Bunlar bizim alacağımız balık değil abi. Evet. Hepsini salacağız ama canlı bir tanesini ayıralım. Abi bu iğneyi kaldırıp gitmez yani. Gitmez. Biraz iri istavrit alacağız. Eşek istavrit. Küçük balıkların hepsini saldık. Aynen öyle abi. Bunlar bizim alacağımız balık değil. Canlı salım için takım hazırlıyor. Merhaba abim. İstavritimizi tuttuk. Evet. BX72. Uzun pahalı bir iğne. Evet. Bisina ne kullanıyorsunuz? Bisina abi. Kode 030. Evet. Bisinamız da bu. Su da gözükmesin. Aynen, diye florakarbonlu. %100 florakarbon. Yani şey olay insibulu da kullanılabilir evet, ama ikisi de ben şu an kode. Daha iyisi varken aynen. Diyorsun, işimi garantiye aldım. Aynen öyle abi. İlk iğnemizi aşağı bağlayacağız. İki iğneli bir takım yapacağız abi. İlk iğnemizi bağladık. Lüfer dişli bir balık olduğu için abi, şurayı uzun tuttum. Evet. Vurgu yapıyorsun. Evet abi. Şu şekilde
Aynen tutarsan şöyle. Yani iğnenin arkasını çift kat vurgulu bir şu şekilde çift beden kat olacak. Hazırlamış oluyor. Aynen abiciğim. Bırak abi sen. Murat Bozkurt'ta böyle açıp 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 tekrardan şey yaparsak daha bir özel bir sistem. Bu ikinci iğneyi ister gezerli yapabiliriz abi. İsterse de hani istavetimizin boyuna göre şey yapabiliriz. Evet. Şimdi istavetimiz hemen hemen zaten bu kadar. İkinci iğneyi de buraya konumlandıracağım. Tamam. Hatta ikinci iğneyi farklı bir iğne yapacağım abi. AX63. Bunu da kuyruğa şey yapacağım. Evet. Genelde ortada saldırıyor. Şu şekilde kuyruğa bunu da bu şekilde sabitleyeceğim. Gezer yapmıyorsunuz. Yok gezer yapmayacağım abi. İstavetimizin boyunu biliyorsun. Biliyorum. Aldığımız istavetin boyu belli. Şu şeyde şöyle şu şekilde olacak. Evet. Şu şekilde takımımız hazır abi. Tamam. Şimdi şöyle önce oltaya atıp bunun gitmesi için nasıl bir arkasına aparat yapacaksın? Şimdi buraya sadece bir klip takacağım. Boyunu bu kadar hani 1-1,5 metre kadar olsa. Ağırlık falan takacak mısın gitmesi için? Hiçbir ağırlık takmayacağız abi. Balığımız canlı olduğu için. Kendi ağırlığıyla gitsin diyorsun. Aynen öyle. Bu bizim ipimizin üzerinde gidebildiği kadar mesafe gidecek. Gidecek. Ya şimdi şöyle 200 gram ağır bir kurşun olduğu için şeyi şu şekilde bir beden boyu bu kadar abi. Tamam. Şöyle. Şimdi kamış makinemiz hazır burada. Bunu atabildiği kadar yüksek bir mesafeye atacak. Ha ucundaki 200 gram kurşun sabit duracak. En yüksek yerden göndereceğiz. Evet. Şimdi Seiko 6 ile Şampiyon Murat'tan sert bir atış izleyeceğiz. Çünkü bu sefer oltanı indir istersen değmesin. Bu çıkan ses şokun şok var. Onun sesi hala çıkıyor mesela. Şimdi bunu en üstten bırakacağız herhalde değil mi? Aynen. Canlıyı takıp istersen orada takalım. Orada takalım abi. Daha uzun süre. Balıklarımız burada abi canlı. Evet. Şimdi bize en böyle şu galiba. En yukarıya çıkanı var. Şu. Abi bunu hani şey olarak bu iğneyi biz arkaya takıyoruz. Üste. Şuradan hatta geçireyim. Bunu canlı asansör olarak göndereceğiz şeyde. Burayı da göster istiyorsan. Şöyle balık şimdi bunu alıp. Bunu bilebildiği kadar ipin mesafesinde. Şimdi ben zaten balığımız gitti abi. Kendi gidiyor. Aynen. Yaşıyor yani. Yaşıyor balığımız. Bakalım inşallah bir şey gelirse arkadaşlarla tekrar paylaşırız. Tamam. Sen çapariye devam edersen çapariye en azından reaksiyonunu görelim. Canlı istavrit salımını yaptık. Murat Bozkurt attığı gibi balığı buldu. Oltasının ucu zıngır zıngır. Çapari, kıyıdan, istavrit, mezgit. Yani artık genelde istavrit için yaptığımız bir avcılık. Kıyıdan işte 50, 60, 70 atabildiğimiz kadar atıp sonra çekip. Ne, çapari kıyıdan ne kadar ince olursa o kadar avcı olur. Evet. 11-12 numara istavrit. İşte genelde yeşil morsim. İşte sezonuna göre renk seçeneği yaptığımız bir av biçimi. Ağırlık burada kaç gram kullanıyorsunuz? Burada 30-35 gram yeterli oluyor. Parladı geldi. 1-2-3 evet. Balıklar güzel. Vay 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 arkadaş. Çok güzel. Balıkların boyları iyi, iri.
Renkleri de iri, güzel. İstanbul'da gün batımı. Neredeyiz? Gürpınar Beach. Ne yaptık bugün? Surf'u anlatmaya çalıştık. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bunların daha detaylarını YouTube kanalımızı takip ederek, bizi Facebook'tan takip ederek görebilirsiniz. Mağazamız İstoç 3. Adan numara 148. Yuki Dima Balıkçılık. Tüm üst seviye markaları Daiwa'yı, Shimano'yu, Okuma'yı, Ryobi'yi hepsini bulabilirsiniz. Uzman insanlardan destek alabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0544 659 1045. İnternetten alışveriş yapmak istediğiniz zaman da www.oltegel.com bizim bir online mağazamızdır. Buradaki ürünleri de rahatlıkla güven içerisinde alışveriş yapabilirsiniz.